Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konu var. Sanita Spa kurucu orta, aynı zamanda TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Şebnem Akman Balta bizlerle birlikte. Türkiye sağlık turizmi de geldi. Sağlık turizmi evet. turizminde de çok başarılı gidiyoruz ve bununla ilgili bir ajenta açtık. Medolax Health Agency diye. Ajentamızda wellness zaten kendini iyi hissetmekti. Kendine zaman ayırmaktı. Pandemi de bunu gördük. İnsanlar kendileri için bir dur demeyi öğrendiğinde, biraz kendinle baş başa kaldığında kendi sağlığını yönetmeyi, kendini dinlemeyi ve sosyal çevreni de daha dengede tutmayı öğreniyorsunuz. İnsan sosyo, psikolojik bir varlık. İnsanlar hafta sonu dinlenmek için sosyal etkinlik olarak, rekreasyon olarak da bunu hayatlarına aldı. Arkadaşlarıyla buluşmak için sosyal ortam olarak spaları tercih edenler de var. Bize gelen insanlar sadece işte masajlarına ciddi bakımlarını, fizyoterapilerini almıyor. Kitap okuyup orada dinlenebiliyor, gazetesini okuyor. İş güvenliğinde baktığımızda risk yönetiminde önlemek ödemekten ucuzdur. Hasta olduktan sonra çağrı aramaktansa hasta olmadan önce hastalanmamanın yoluna gitmeliyiz. Sektörü biraz dinleyip kulak vermeleri gerekir ama bizim ihtiyacımız olan şey çok iyi dil konuşabilmek. Ondan sonrasında zaten eğitimlerle bizler yüklüyoruz ve sektöre 200 çalışanımız var. Sektörü birçok insanı da kazandırdık. Bizden sonra açılan firmalarda bizden çıkmış eski yöneticiler veya terapistler kendilerine minik spalar kurarak aile olmuş durumda. Sağlıklı değilseniz kazandığınız parayı hastaneye harcayacaksınız veya tedavisi olmayan hastalıklarla uğraşarak mutsuz olacaksınız. Bunun yerine önleyici, destekleyici tıbbı, bütünsel tıbbı, bütünsel yaklaşımı hayatınıza sokarsanız aslında hayatınızdaki her konuda başarı size gelecek. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Sanitas Spa Kurucu Orta, aynı zamanda TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Sayın Doktor Şebnem Akman Balta bizlerle birlikte. Şebnem Hanım'la Türkiye'deki wellness sektörü neden bu sektöre girdi? İyi hissetmek çok mu önemli hayatımızda? Gerçi benim programlarımı izleyenler hep sonrasında iyi hissetmekle ilgili birkaç cümle söylediğimi hep bilirler. Evet çok önemli. İşte bu neden önemli ama bunun açılımı nedir? Neden bu sektörde bu sektör neleri getiriyor? İçinde neleri barındırıyor? İşte karşınızda Doktor Şebnem Akman Balta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sizin enerjinizi gören zaten wellness'ın bir parçasını yaşıyormuş gibi olur aslında. Programımız buraya kadardı sevgili izleyicilerim. Ben bu övgüyü aldıktan <laughs> sonra bu programda daha da fazla duramam. Gidip kendimi böyle atacağım doğaya ve diyeceğim ki şükürler olsun ne kadar güzel bir böyle övgü aldım Şevneman Hanım'dan diye. Sizden bunu duymak çok güzel. Bu arada onu sormak evet, istiyorum. Demek. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Antalya'da doğdum. Akdeniz Üniversitesi'nde mühendislik fakültesi Ziraat mühendisiyim aslında. Ziraat mühendisliğini okurken 3. sınıfta Londra'ya gittim. Orada bir yıllık bir deneyim yaşadıktan sonra tekrar okuluma dönerek üniversiteden mezun oldum. Daha sonra ekonomi yüksek lisansı yaptım ve Amerika'da bir yolculuğum oldu. Startuplara katıldım, MBA yaptım. Daha sonra okumayı çok sevdiğim için, bu arada turizmde görev almaya başladım Antalya'da. Antalya'da turizm sektöründe e, halkla ilişkiler bölümünde e, public relation dediğimiz kısımda görev aldıktan sonra kendimi ven sektöründen bir iş teklifiyle Buldum ve e, yani. evet hayat bir şekilde çevre, çevreyi getiriyor. Çok Çevrenin merak getirdiği... ettim ama bir dakika şimdi çok merak <laughs> ettim. Siz şimdi yaptığınız işte bence son derece iyiydiniz. Çünkü görünüş itibariyle halkla ilişkiler için mükemmel bir şeymiş, bir kaftansınız. Ben bir otelin, 500 yıldızlı otelin sahibi olsam direkt sizle çalışırım. Değil mi? Teşekkür ederim. Her şey bu kadar iyi giderken hani böyle Godfather filminde sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Biraz öyle oldu aslında benimki de. Önce teklifi kabul etmedim zaten wellness sektörüne geçişi ama bir sene sonra o reddedemeyeceğin teklif kısmıyla <laughs> karşılaşınca aslında tam da öyle değil ama güzel şartlar sunulmuştu ve Wellness'la da aslında ufak ufak tanışmaya başlamıştım. Çünkü kendimi iyi hissetmek için masaja gitmeye başlamıştım. Çünkü iş hayatı yoğundu, turizm sektörü yoğun. Hmm. Otel sektöründe zaten wellness alanları mevcut ve biraz daha aşina olduktan sonra bir bayan için de aslında eşsiz işte. bir meslek dedim ki neden olmasın? Zaten ben bir e, turizm elçisiyim. Bir guest relation'ım, public relation'ım. Neden olmasın memnun olmazsam geri dönerim işime diye aslında wellness'e geçiş yaptım. Bu arada tabii okul hayatıma yine devam ettim. Çünkü aldığım her eğitimi mesleğime bir şekilde yansıtmaya başladım. Ben sektöründe gelişmeye başladıktan sonra Antalya'dan ayrılıp İstanbul'a kendi şirketimi kurarak geçiş yaptım. Ne zaman? 2007'lerde, 2007'de Anadolu Kulüp, Büyük Kulüp gibi Türkiye'nin Circle Dorian dediğimiz zenginler kulübü olan büyük kulüpte görev aldım karşıda, orada bir işletme kurdum. Sonra Sheraton, Ataköy gibi isimler derken kendimi artık daha üst segment zincirlerde şirket sahibi olarak buldum ve 15 tane şubemiz var şu an. Hatta Harika 17 Kıbrıs'la beraber 17 şubemiz var. Harika bir şey bu. Evet, bir zincir firmasıyız şu an. Dile kolay derler Scentespa. ya yani. Evet. Şebnem Hanım siz bir anda böyle bu sektöre girmek başka bir şey. Bir de bu sektörün en böyle iyilerinden olmaya başlamak da başka bir şey. Bu nasıl bir süreç oldu böyle ya? Aslında bunun için çok disiplin gerekiyor ve sektörü çok iyi takip hmm. edip incelemek gerekiyor. Ve Nerede insan ilişkileriniz çok önemli. Turizmde olmanın faydası buydu. Turizm sektöründeki arkadaşlarımız veya spor akademisinde okuyan arkadaşlarımızın aslında sektörle rekreasyon dediğimiz bölümün de bu işle çok entegre olduğunu biliyoruz. İnsan ilişkileriniz iyi olur ve karşınızdakine empati yapmayı da öğrenirseniz ya ben bir wellness şirketine veya ben bir otele gittiğimde neyle karşılaşmak istiyorum? Güler yüz. Sadece güler yüz yetmeyecek. Hmm. Burada lüks. Lüks. Karşılama ve Rahat misafirin rahatsız. beklentisinin bir adım önüne geçebilmeniz. Vay. Bunları yaşatabiliyorsanız ve dünya inceleme şansınız varsa yani interneti sadece Google'da veya Netflix'te film izlemek olarak görmeyip gerçekten genç nesil için söylüyorum interneti ve Google'u çok doğru kullanmayı öğrenirsek LinkedIn denilen e, sosyal ağı doğru kullanıp orada doğru networkler yapar ve kendimizi doğru etkinliklerde bulursak e, kendimizi geliştirmek için bu workshoplarda siz de hem üst segment'e nasıl hitap edeceğinizi bilirsiniz. Hem de işinizde aranan sevilen insan olursunuz. Böylelikle yaklaşık 17-18 yıldır Kempinski zincirinde hmm. ve Robinson Alman zinciri olmak üzere daha çok Alman zincirleriyle çalışıyoruz. Bu zincirlerde serüvenimiz devam ediyor diyebilirim. Bu arada tabii eğitime devam ettim. Evet. Çünkü... Turizmde risk yönetimi de çok önemli hmm. bir konu. Çünkü turizm siyasete çok. de gebe, e, ekonomiye de gebe. Çok. Global dünyayla çok entegreiz. Çünkü a, Almanya'da ne oldu, İngiltere'de ne oldu, İngiltere'deki okul tatili, Mesela Almanya'daki okul tatili, savaşlar bunların hepsi turizmi etkileyen konular. E, ülkemiz için de bacasız, Dur, yani bir, bir fabrika. Aynen, bacasız bir fabrika diyebiliriz. O yüzden risk de yönetimi. kesinlikle risk yönetimi çok önemliydi. Yüksek lisansımı İstanbul Aydın Üniversitesi'nde iş güvenliği uzmanı olarak başlatıp doktoramı da bu alanda bitirdim. Ve risk şimdi bunun evet, turizmde risk yönetimi, turizmde yaşanan risk etmenleri, biyolojik etmenler özellikle wellness sektöründe yaşanan biyolojik etmenler risk yönetimi nasıl olmalı bir pandemi geçirdik. Bu çok. pandemiyi nasıl yönetmemiz gerektiğini yine Dünya Sağlık Örgütü ile entegre şekilde çalışarak spasını çok sağlıklı COVID'e personelini yakalanmasını engelleyerek diyeyim geçirebilen bir süreç yaşadık. Vay, ve aynı personel kadrosuyla da yine devam ediyoruz şubelerimizde. Biraz yaptığınız işte akademik olup, sosyal olup bunların hepsini birbiriyle harmanlarsanız aslında başaramayacağınız ve dünyada bu sektörde lider olmamanızı gerektiren hiçbir engel yok diyebilirim. Çok güzel konuşuyorsunuz ya. Yani insan bir şeyleri bilebilir ama hayatına, onu aksettirmiyorsa o bilginin hiçbir faydası yok. Ama e, Doktor Şevne Bakman Balta diyor ki yani bir akademisyenlikte öğrendiğiniz bir bilgi olur. Daha önceki tecrübeleriniz olur. Onu sosyal hayata aktarabiliyorsanız yanındaki o zaman çalışanlara işte o zaman bir şube bir anda 17 şubeye dönüşüyor. Kesinlikle. Risk yönetimini kendi şirketlerinizde uyguladığınızdan kesinlikle eminim ve çok iyi sonuç verdiğini görüyorum. Evet çok doğru. Turizm çok büyük bir ismi kaybetmiş diye de düşünüyorum bir taraftan oteller, halkla ilişkiler ve beraberiz. Yine Ama onlarla ama Yine siz onlarla zaten beraberiz. Iç zaten berabersiniz. Zaten turizm sektörüne baktığınız zaman 459 milyar dolarlık bir gelir. Korkut. Bunun %11 ile 15'i arasındaki gelir wellness sektöründen gelir. 90 milyar dolarlık gelir ise konaklamadan gelir. Yeme içme ve gezme kültürel faaliyetler wellness sektörünün %11 ile 17'si arasında oluşturur. Bu arada Türkiye sağlık turizmi de geldi. Sağlık evet. turizminde de çok başarılı çok. gidiyoruz ve bununla ilgili bir ajenta açtık. Medolax Health Agency diye. Evet. Ajentamızda wellness zaten kendini iyi hissetmekti. Evet. Kendine zaman ayırmaktı. Pandemi de bunu gördük. İnsanlar kendileri için bir dur demeyi öğrendiğinde, biraz kendinle baş başa kaldığında kendi sağlığını yönetmeyi, kendini dinlemeyi ve sosyal çevreni de daha dengede tutmayı öğreniyorsunuz. İnsan sosyo psikolojik bir varlık. Psikolojiyi aradan çıkarırsanız olmaz. Kesinlikle. Onun için de kendinize iyi bakmanız kesinlikle Kendine lazım. Kendine iyi bakmayan Bu bir, bir insan motivasyonunu kaybeder. Kendine iyi bakmayan i̇yi bir insan e, yenilikleri kapalı olur. Sağlıklı düşünüp sağlıklı stratejik kararlar veremezsiniz. Onun için kendinize zaman ayırmanız gerekir. Dijital detoksa inanmanız gerekir. O telefonda sürekli eğilip postürünüzü, duruşunuzu bozarak... E, hayatta çok şeyi başarıyorum diye görmemelisiniz. Çünkü biraz durup, genel bakıp, ondan sonra doğru karar verebilirsiniz. Çünkü bir iş görüşmesine bile gittiğiniz zaman karşınızda oturduğunuz insan ilk önce size bakacak. Bu insan kendine değer veriyor mu, vermiyor mu? Bundan kaçamayız sevgili izleyiciler. Yani vermiyorsanız... İnsanın sevgisi, şeyden... saygısı ha. önce kendisinden başlar o kadar güzel ki insanın saygısı ilk önce kendisinden başka. Karşınızdaki kişi diyor ki bana saygı göster gösterip göstermeyeceğini ben kendisine saygı gösterip göstermediğini zaten buradan ölçüyorum. Anlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum diyor. Ne oldu diyorsunuz mesela? Yani adam anlıyor yani kendinizi doyurmazsanız, ruhunuza iyi bakmazsanız bu dışarıya çok aksettiriliyor. Yani bu bir tercih değil. Veriniz bir tercih değil Artık geliyor Artık insanların hmm. sosyal hayatlarının içinden bir parça oldu bu. Yani insanlar hafta sonu dinlenmek için sosyal etkinlik olarak, rekreasyon olarak da bunu hayatlarına aldı. Arkadaşlarıyla buluşmak için sosyal ortam olarak spa'ları tercih edenler de var. Ben bugün kendim Çok için 2-3 saat ayıracağım. Evet. Ondan sonra sizinle buluşurum. Veya bugün tamamen kendimleyim 2-3 saat dinlenmeye gidiyorum. Çünkü bize gelen insanlar sadece işte masajlarını, cilt bakımlarını, fizyoterapilerini almıyor. Kitap okuyup Orada dinlenebiliyor, gazetesini okuyor. Kendisiyle baş başa kaldığı bir alan yaratıyor. Sosyalleşiyor bir de ayrıca. Kesinlikle. Çünkü oraya ve gelenler de belli bir kesim olduğu Ve için. insanlar network oluşturuyor. Aynı zamanda siz e, doktora gitmeden önce e, iş güvenliğinde baktığımızda risk yönetiminde önlemek ödemekten ucuzdur deriz. Doğru. Hayatta önleyici tıp da şu an şey önem yani. kazandı. Neden? Hasta olmadan. Hasta olduktan sonra çağrı aramaktansa hasta olmadan önce hastalanmamanın yoluna gitmeliyiz. Hastalanmamanın yoluna gitmek için de sizin wellness'a ihtiyacınız var. Yani kendinize iyi Tedavi, bakmaya. Tedavi, destekleyici metotlar da wellness sektörü içerisinde. O yüzden insanlar bu ıı, uyanışa geçtiği için tüm dünyada wellness harcamaları da arttı. Bugün Türkiye'de 865 dolar olan ortalama turizm geliri sağlık turizminde 2000 dolarla 5000 dolar arasında değişmekte. Kişisel, bireysel Bu harcama. Bir şey. Kişi başı harcama. Kesinlikle çok iyi. Ve wellness sektörü turizmin Türkiye'de yüzde üçünü yüzde üçünü sağlık Herhalde turizmi değil. anlamında yüzde üçünü kapsamakta 10 milyar dolarlık gelir Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 10 milyar dolar hayal değil bu ülke için. Bunu sağlıklı, doğru ellerde, doğru kişiler üzerinden yapılması koşuluyla 10 milyar dolarlık bir gelir sağlık turizminde mümkün. Zaten turizm olarak kişi başı 865 dolarlık gelirlere ulaştık. Yani gelecek nesil wellness konusuna daha fazla yoğunlaşabilir. Turizm sektörü, Spor Akademisi mezunu arkadaşlarımız kendilerini dil anlamında iyi geliştirirse, özellikle dil. İngilizce, Almanca, Rusça gibi diller, Arapça gibi dilleri başarılı şekilde konuşan arkadaşlarımızın Türkiye'de işsiz kalma gibi bir, bir ihtimali, ihtimali kesinlikle yok. İşsizlik diye bir şey kabul, kabul, ed kabul edemiyorum. Turizm sektörü için özellikle söyleyeyim, kendi alanım için söyleyeyim. Eğer e, turizmden mezun olmuş bir arkadaşımız, spor akademisinden mezun olmuş bir arkadaşımız veya sağlık sektörü dediğimiz DSP, diğer sağlık personeli dediğimiz kişilerde fizyoterapistler iyi derecede dil bilirse işsiz kalma şansı yok. Arkadaşlarım duyuyorsunuz. Kesinlikle sektörü biraz dinleyip kulak vermeleri gerekir ama bizim ihtiyacımız olan şey çok iyi dil konuşabilmek. Ondan sonrasında zaten eğitimlerle bizler yüklüyoruz ve sektöre 200 çalışanımız var. Sektörü birçok insanı da kazandırdık. Bizden sonra açılan firmalarda bizden çıkmış eski yöneticiler veya terapistler kendilerine minik spalar kurarak aile olmuş durumdalar. Ya ne kadar güzel ya. Görünmez kahramanlar var ya işte sevgili izleyiciler. Böyle hani zeki olarak hayata bakan, ihtiyaçları gören, ne yapmak lazım diye. Kendileri için bir şey yapıyor, evet yapıyorlar ama bir bakar mısınız 200 kişi, onların hayatı, onların ailelerin hayatı, bilgi birikimleri, sonra kendilerine yer açmaları, onların devamı düşünebiliyor musunuz? Onlar da hayatlarını hiç bitmeyecek olan belki de öyle görünüyor şu anda. Çağ mesleklerinden bir tanesi wellness sektöründe geçirecekler. Demeyecekler ki hiçbir ben bu işe niye girdim? İyi ki girmişim diyeceğiniz Kesinlikle. bir sektör. İyi ki girmişim diye. 17. şubeden sonra hala şu anda hedefler 10 milyar dolara katkı sağlamaya devam etmek. Kesinlikle. Burada iyi hissetmek demişken. Doktor Şevnem Akman Balta. Kişisel gelişimde aslında ne kadar önemlidir? Bu biliyorum. Sizin böyle hani bu soruyu sorup artık böyle kendisini dinleyeceğimiz bir konu ama yani program süresi mi diyeyim artık yani içinizden neler geliyor Şimdi bu konu hakkında neler dersiniz? Çok söyleyeyim. Bir insanın odaklanması her şeyin başıdır. Bir işe hedef koyup odaklanmanız en önemli nokta. Odaklanmanızı dışarıdan gelen uyaranlara karşı sizi koruyan şey öncelikle kendinizi beslemeniz. Kendinizi beslemek için de söylediğim gibi biraz durmak. Psikolojide de durmak çok önemlidir. Yavaşlayın. Yavaşlayıp o raştan, o hızdan kurtulup neredeyim, ne yapmalıyım? Biraz kendi kendinizle konuşabiliyor olmanız, kendi kendinizi seviyor olmanız gerekir. Biraz kitap okumak, biraz araştırma yapmak ama kendinizle yapmanız lazım bunu. Ee, özellikle bakımlardan ben olsam bir spa'ya e gider, Tay Bilent dediğimiz güzel bir masaj hmm. alırım. Ee, onun dışında e, biraz Türk hamamı çok önemlidir. Dünyada da çok önemli. Ee, bunu hamam mı diye düşünen gençlik de olabilir ama sefer, vücudunuzu sefer. vücudunuzda detoksu hissettiğiniz zaman hafiflemeyi üstüne de iyi bir masaj aldıktan sonra Oradan çıktığınızda çok yorgun bile olsanız yeniden vücut kendine gelmiş oluyor. Nasıl Hücreler geliyor? Çünkü kan dolaşımınız hızlanıyor. Eşik. Lenf dolaşımınız artıyor. Vücudunuzda zaten iki dolaşım sistemi var. Aslında üçüncü'yü de bulmuşlar. Ama daha deklare edilmedi çok hmm. bir doktor arkadaşımızla geçen gün bunun üzerine bir aslında ben de YouTube kanalımda bir şok, şok, konuşma şok. yaptım evet onu orada duyacaksınız tamam e, vücudumuzdaki şu anki söyleyeyim kan dolaşımı ve net dolaşımı hızlanacak e, şişlikleriniz için e, vücudunuzdaki şişliklerin ödemin kalkmasında çok faydalı organlarınızın kendini renove etmesi için çok önemli. Bunlar gerçekleştiği zaman o yorgunluk gidecek. Ve siz daha dinç, daha dingin bir kafayla kararlarınızı verebileceksiniz. Ve günü daha sağlıklı yaşamaya devam edeceksiniz. Bunu yaşadıkça, hissettikçe görecek arkadaşlarımız da. Ama durmayı Niye bilmek lazım. kazanıyoruz ki aslında? Kendinizi hissetmeyecekseniz, sağlıklı değilseniz kazandığınız parayı hastaneye harcayacaksınız. Veya tedavisi olmayan hastalıklarla uğraşarak mutsuz olacaksınız. Bunun yerine önleyici, destekleyici Tıbbı, bütünsel tıbbı, bütünsel yaklaşımı hayatınıza sokarsanız aslında hayatınızdaki her konuda başarı size gelecek. Sevgili izleyicilerim aslında dışarıdan bakıldığında hani çok böyle lüks şeyler, bunlar da işte böyle çok kazananların kendine yaptırdığı şeyler canım, değil. falan gibi görünüyor. Almanya'da görülüyor. devlet masajın %50'sini ödüyor halkına. Aman ne kadar güzel. Ve Türkiye'de de bunu teşvikliyor. Gelen Alman bizde bakımını alır. Ona faturası kesilir ve sigortasından bunun ödemesini alır. Yani turist bu artık, olarak gittiği yerde bile. Evet, bu bir zorunluluktur. Özellikle e, tui e, Alman şirketlerinin olduğu noktalarda e, bunu yaşıyoruz. Siz varsanız o eşiniz var. Kesinlikle. Siz varsanız o ailenin bir bireyisiniz. Siz varsanız çocuklarınız babacım ya da anneciğim diyor. Siz varsanız ve siz onlara. Ne demek istiyorsun? Efendim ne, ne diyorsun diye bir davranış var mesela hani cevap vermek var. Efendim hayatım söyle canım bir tanem diye davranış şekli Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman efendim hayatım diyeceksiniz. İstemez misiniz hayat böyle olsun? Bakın derileriniz değiştiği zaman bile bir sefer böyle bir kendinize bir kür uygulattıktan sonra çıktıktan sonra ilk önce şunu düşüneceksiniz. Ben hayatta varım. Ben kendimi seviyorum. Bu harcamayı kendime yaptım. Kendime... Ve ondan sonra çıktıktan sonra diyeceksiniz ki hayat ne kadar güzel aslında ne kadar güzel bir koku var ne kadar güzel bakıyor yani insanlar farkındalık. şu köpek ne kadar güzel farkındalık ne güzel bir koku geldi bir yerden ne kadar güzel bir film. Daha önce hiç fark etmediğiniz şeyler mesela insanın zihninin açılması hani oralara kan gitti Ve ya sağlıklı artık. Yaşlanma. Sağlıklı, sağlıklı yaşlanma. Sağlıklı yaşlanma. Sağlıklı yaş, yaş alma. almak yani. Evet sağlıklı yaşandığınız zaman. Sağlıklı bir birey olarak hayatınıza devam ediyorsunuz ve her sosyallerin içinde olabiliyorsunuz. Ama bunun için sizin emek harcamanız lazım. Bazı... Bunun için kendinize vakit ayırmanız evet. gerekir ve doğru kişilerle. Ha. Etrafınızdaki kişileri de doğru seçmeniz lazım. Wellness bir bütünlük. Sadece ben bir wellness merkezine gidiyorum. Bunun içinde hareket de var. Biz Pilates derslerimizle, yoga derslerimizle, nefes derslerimizle, yani bir wellness sektöründe wellnessa gittiyseniz, sadece hamam, masaj salonları gibi noktaları düşünmeyin. Wellness merkezlerine gittiğinizde size psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, bizim şirketimizde bunlar mevcut. Çünkü biz bir wellness. Hamam ama diyor? Ben bunları Wellnessiz, well biz well well being being. bütünsel yaklaşım var. Hareket etmezseniz zaten o gününüz mutsuz olacak. Bir kere bağırsak sisteminiz bile doğru hareket etmeyecek. Bağırsak ikinci, i̇kinci beyin ise beyn. siz o beyninizi doğru çalıştırmadıktan sonra zaten sağlıklı düşünemeyeceksiniz. Bütün hastalıkların tedavisi aslında kendi vücudumuzda. Hareket edeceğiz, sağlıklı bir şekilde duracağız. Sağlıklı dostlar tercih edeceğiz. Dostlarımızı da doğru seçeceğiz. Wellness bir bütünsel yaklaşım. Biz iyi hissetmek için etrafımızda iyi olan her şeyi barındıracağız. Ve iyilik dağıtacağız. Bu kadar. Hayat bu kadar net. Beş kelimeyle ifade edilebilir. Beş dediği için söyleyeceğim. Doktor Şebnem Akman Baltayı izliyoruz. Sevgili izleyiciler Kulağa ne kadar güzel geliyor ama hepsinin bir gerçeklik payı var. Hep söylerler ya beş dediği için söyleyeceğim şimdi hayatınızı size yakın 5 kişinin ortalaması Kesinlikle. Ve siz bu hayatı onların bakış açısıyla yaşarsınız. Mesela bir sefer kür almak için Şebnem Hanımların merkezlerinden bir tanesine gittiniz diyelim. Size çok iyi geldi, her şey değişik, farklı insanlarla merhabalaştınız, tanıştınız. Ya biz bir görüşelim falan diye numaralarınızı aldınız. Oraya gelen insanlar sizce nasıl insanlardır? Kendine değer veren, kendini önemseyen bir yere Kesinlikle. gelmiş, bunun önemini fark etmiş, algısı açık olan insanlardır. Beşten bir tanesini yakaladınız. Baktınız ki diğerlerinin arasında onlar gibi değil. Onlardan bir tanesini elediniz, Onun yerine bir tane daha kattınız. Bir tane daha kattınız etrafınıza etrafınızda beş tane iyi insan. Kesinlikle. Hayatınız beş akıllı insanla dolaşırsanız altıncı siz olursunuz. Beş kendine iyi bakan, kendine değer veren, kendisi için harcama yapan insanla dolaşırsanız altıncı siz olursunuz. Beş Finansal özgürlüğüne sahip insana dolaşırsanız altıncısı olursunuz. Beş hayat gayesi olmayan, amacı olmayan, başarı nedir çok da düşünmeyen, kendine bakmayan, ilgilenme hayat sadece nefes almak olarak değerlendiren insana dolaşırsanız da altıncısı siz olursunuz. Hayatınızda Değerler, biz ekiplerimizde deriz ki en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz. O yüzden ekip içerisinde zayıf halka olmaması için de çok eğitim veririz. Muhteşem. En zayıf halkanız kadar güçlü olduğunuz ekipler içinde olmamanız için herkesi güçlendirmeniz gerekir. Yanımda hep güçlü dostlar isterim. Yanımdaki zayıf bir insandan beslenmeyi Bitmiş. sevmem yorgunluk, hayattan geçmiş, ne oldu senin Güçlü margetin? insanlar birbirini güçlü ve sağlıklı besler. O yüzden zayıf insanların enerjileriyle veya onların mutsuzluklarından beslenmek yerine mutlu olmayı tercih etmemiz lazım. E, hareket ettiğiniz zaman sigara içmezsiniz. Hareket ettiğiniz zaman sosyal ortamlardaki içki içme oranınız düşer. Çünkü hareket ediyorsunuz. Spor disiplin haline gelirse, e, bakımlar disiplin haline gelirse, vücudunuzda Yüzünüz de değişecektir. Harikasın. Sizi sabaha kadar dinleyebilirim ama yayın süremiz sonuna geldik. Bir şey söyleyeceğim. Burada nasıl iyi geliyor değil mi insan? Hani mesela böyle konuk olarak ağırlayınca size böyle konuşmaları nasıl geliyor? Çok iyi geliyor değil mi? Yani sizin ben şöyle olduğunuzu düşünüyorum. Gittiğiniz yeri güzelleştirdiğinizi düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Öyle bakıyorum çünkü. <laughs> <laughs> ne demek anlıyorsunuz. Öyle bakıyorum. Öyle Dünyaya bakıyorsun. bakış açım o. Güzel evet. bakarsan güzel şeyler olur. Ve bunu da güzel olması için de mücadele etmeniz ve karşı tarafa da o hissi, o mutluluğu, enerjiyi vermeniz lazım. Çok teşekkür ederim. Güzel ben bakarsanız, teşekkür ederim. Güzel düşünceleriniz olur. Güzel görürseniz de hayatınızdan lezzet alırsınız, keyif alırsınız. Kesinlikle. Zaten ne için yaşıyoruz? Kesinlikle. Bunlar için yaşıyoruz. Çok kritik bir noktada insanların kendisini iyi hissetmesi için Wellness sektörüne girip çok güzel bir bilgi birikimini böyle değerlendiren. Bu hanımefendiye nasıl teşekkür etmem ya. Ben Doktor Selma Akman Balta. İyi ki bu sektördesiniz. İyi ki geldiniz. Ben eminim ki çok etkilendiler sizden. Hani böyle doğru insanlarla hani bu işi yapan insanlarla gidip görüşmeniz ve bu işleri oradan edinmeniz gerekir diyor ya mesela. Siz seyredenler kesinlikle sizin merkezlerinizin bu risk yönetimiyle en zayıf halkadan başlayıp eğitmeye, her şeyin mükemmel olduğunu düşünmeye başladıklarını düşünüyorum. Sizin merkezinize giden çok kaliteli bir hizmet alacağından emin olarak gider. Çünkü görmüşünüz, anlatışınız, bize getirdiğiniz böyle enerji hissettirdiğiniz tamamıyla bu. Tebrik ediyorum. Ben çok teşekkür Tebrik ederim. Ediyorum. İyi Başarılarınızın varsınız. devamını diliyorum. Siz de iyi ki varsınız. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi hayata bu açıdan da bakan insanlar var. Hayatın evet zorlukları var, iniş çıkışı bu herkes için var. Şebnem Hanım için de var, bizler için de var. Ama bir balans var, dengede olmak var. Bunu sağlamak için de kendine iyi bakmak var. Ne için kazanıyorsunuz? Hayat bir tane, bir tane yaşamınız var. O da yarın bile henüz yok. Bugünden bir şeyler yapmaya başlayın kendiniz için ve kendinizi çok iyi hissedin. Psikoloji diyor ki, iyi görünürseniz, kendinize iyi bakarsanız, wellness'a gidersiniz, ruhunuzu doyurursanız, insanlarla sosyalleşirseniz iyi bakarsanız, çok iyi görünmeye başlarmışsınız. Psikolojinin dediğine göre. Çok iyi görünürseniz ne olmuş biliyor musunuz? Hep dualar ettiğiniz, şu da olsa hayatımda şu da olsa dediğiniz hep o güzellikleri çeken bir mıknatıs olurmuşsunuz. Doğru. Psikoloji diyor ki o mutluluğu çekebilmek için diyor hiç dışarıdan bir şeyler olmasını, size gelip birilerinin sizi böyle kaldırmasını, bir şeyleri alıp da satın alıp da mutlu olmanızı, ilerideki bir tarihi düşünmenizi istemiyor. Böyle bir şey gerek yok, böyle bir şey olmaz diyor. Mutluluğu sağlayacak olan sadece kendinize iyi bakmanız. Bu iyi bakmak için de çok iyi merkezler var. Çok iyi merkezlere gidin, keyfinize bakın, iyi bakın, iyi görünün. Bütün güzellikleri çekin istiyorum. Sizleri çok seviyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün Pınar Özençli yönetmenim İrem'e, Ceren'e, Nihal'e, Kuzey'e, Atlas'a, Derin'e, Sude'ye, Tuana'ya, Pelvenur'a, Atike'ye, Nisan'a, arkadaşlar herhalde hepinizi sayıyorum. Kadir, Zeynep bütün hepsine çok teşekkür ederim. Bu güzel enerjiyle bu güzel yayınlar sizlere ulaşıyor. İyi ki bu değerli konuklarımız var ki buradalar sizler için. Sizleri çok seviyoruz. Görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın.